arkadaşlar herkese günaydın ee, bugün şimdi hemen bir e, Amerikan 10 yıllıklarından başlayacağız. Biliyorsunuz 2.80'lere kadar gelmişti. Önemli bir maliyetlenmeydi burası Amerikan faizleri için. 2.80'den yavaş yavaş yukarı doğru tepkiye başladı. Dolar endeksi DXY tarafında iki gündür sert bir yukarı hareket var. 97-70'lere doğru geldik tekrardan. Devamlı bu 97.70 ve 96.300 arasında devamlı gidip geliyoruz. Bu band ne zaman kırılacak? Ben de merak ediyorum. Bu sefer tekrardan 97-70'lere doğru geldik. Fed'in toplantısı yaklaşıyor. Fed'in toplantısına doğru 97-67 seviyesini kıracak mı? E, açıkçası göreceğiz ama Amerikan faizleri de hareketlendi. E, dolar endeksi biraz biraz kuvvetlenmeye başladı. Tabii ki Euro-Dolar paritesi de e, aşağı doğru döndü. Tekrardan buradaki 1.13 bandına. Bu da biliyorsunuz 1.13-1.14-40 arasında devamlı gidiyor geliyor 10 günden beri. Burası e, dolar biraz bu taraflarda kuvvetlenmeye başladı. Şimdi bugün Euro-Dolar için önemli e, pivot noktalardan hatırlıyorsanız 1.1350 önemli demiştik. Yukarıda 1.14 önemli demiştik. E, aşağıda 1.1350'nin kırılmasıyla beraber 1.1308'lere kadar geldi. Bugünkü pivot noktalar 1.1334 yukarıda önemli bir yer olacak. Yukarı doğru e, önemli olacak. Aşağıda 1.1308 önemli olacak 1.13.34'ü geçebilirse 1.13.50'ler tekrardan direnç konumunda olacak. Ee, baktığımız zaman hani tekrardan bu e, yatay devam mı ya 1.13 ile 1.14 arasında gidiyor geliyor. Tekrardan bu banda geldi. Tekrardan bu banttan tepki alıp hani tekrardan yukarı doğru mu hareketlenecek yoksa bu sefer DXA'in yukarı doğru devam etmesiyle beraber 1.13.08 kırılıp 1.12.68'lere doğru e, sert bir satış mı gelecek? Açıkçası bunu hep beraber göreceğiz. Burada tabii DX'e de bakmakta Fayda var, şöyle onu da koyayım. Dediğim gibi orada 97 500 oradaki biliyorsunuz maksimum seviye 97 700lerdi. 97 700leri görüp aşağı doğru süzülmüştü. Şimdi tekrardan 97 500'e geldi. 97.35'lerde bir düzeltmesini yaptı. Şimdi tekrar kaldırmaya çalışıyor. Bugün için direksiyde 97 500 önemli kritik nokta yukarı doğru. Aşağıda da 97.35 düzeltme süreci 97.200'lere doğru bir düzeltme gelebilir bu seviye kırılırsa eğer e, S&P tarafında e, dün bu 2600'ü stoplattıktan sonra kalkmıştı ve e, dün hem Twitter'da e, attığım e, buradaki şurada bir ters omuz baş omuz mu yapıyor demiştim e, 2646 üzerinde de 2673 e, hedefi vermiştim burada Twitter'da da arkadaşlar bu sosyal medya tarafını çok ben beceremiyorum anlatmayı etmeyi bakın mesela S&P'de burada 2640 2647 kırılırken bir mesaj atmıştım dolarda atmıştım buralarda Twitter tarafında hesabınız varsa izlemekte fayda var çünkü günlük bilgiler atabiliyorum oradan video çekecek zamanım olmuyor gün içinde. bir de geçen gün sosyal medyacı bir arkadaşımla konuşuyordum sohbet ederken arkadaşlar şimdi hepiniz hani sağ olun teşekkür ediyorsunuz yapıyorsunuz Twitter tarafından teşekkür ediyorsunuz. Eyvallah sağ olun hepinize yani hakkını helal et falan diyorsunuz ama şimdi sosyal medyada uzmanı bir arkadaşımla konuşurken bana şöyle bir şey söyledi. Çok da doğru söylediğini fark ettim. Dedim ki hani insanlara ulaşamıyorum videolar şimdi koskoca Atilla Yeşilada bile her videoda bana abone olun, beğenin falan diyor. Ben bugüne kadar hiç böyle şeyler demedim ama tabii ki şu var. bunu bir para karşılığı satmadığınız zaman e, karşılığında tek e, sizi motive eden şey insanların güzel sözleri beğenileri. Tabii ki insanın ruhu okşanıyor. E ama bakıyorsunuz şimdi adam diyor ki abi diyor 4300 kişi izliyor diyor. E, Burada diyor 180 kişi beğeniyor diyor. <laughs> 6 kişi de beğenmiyor zaten. <laughs> e, yani arkadaşlar eliniz yapışmıyor şuraya basmakla veya şuraya iki cümle yazmakla eliniz eksilmiyor. Hani ben gününde bir saatimi veriyorum e, bunu hazırlamak için. Siz bunu alıyorsunuz. Ee, ama hani en azından bir jest ee, vabında da bir teşekkür vabında da ya beğenirsin. ya Beğenmiyorsan da dislike'a bas. Daha iyi. Beğenme zaten. Ee, çünkü bu işi çok daha iyi yapan adamlar var yani bu piyasada. Bence izlemenizde de fayda var ama lütfen yapılan emeğe de birazcık saygınız olsun. Hakikaten yani dün arkadaşım uyarınca fark ettim. Ee, hakikaten yani sadece 150 kişinin 180 kişinin beğenmesi de ya ben bu işi demek ki bilmiyorum yapmayayım ee, ya da e, siz birazcık verilen emeğe ve saygı görmekte duymakta fayda var. Sonuçta bu karşınızdaki insanı da motive eden bir şey yoksa hani ben niye günde bir saatimi harcayayım? Hani e, hakikaten böyle bir uyarı alınca da arkadaştan dikkate aldım bunu. Birazcık daha açıkçası moralim de bozuldu. Yani hiç böyle düşünmemiştim. Hani iş ya ben insanlar hani daha fazla kitleye ulaşamıyorumdan başladı. E çocuk da baktığı zaman abi dedi insanlara ulaşman için ya insanlar bunu yayacaklar. işte ya altına yorum yazıp ya işte beğenecek o işte falan. Bunların hiçbirini tabii ben bilmiyorum. Yani anlamam da ama tabii birazcık hayal kırıklığı yaşadım. Yani dedim adam çünkü bana doğruyu söyledi suratıma karşı. Abi dedi Kimse beğenmiyor. Demek ki beğenmediğine göre dedim ben bu işi yapamıyorum o zaman. Yapmayayım. Yani bilmiyorum. Hakikaten yeni yılda öyle bir planım da var zaten. Ee, yani farklı bir şey yapacağım. Ee, belki YouTube'u keseceğim. Ee, o yüzden e, sizden ricam verilen emeğe biraz saygınız olsun. Ee, yani çoğunuzun var. Allah razı olsun. Hani yazıyorsunuz ediyorsunuz ama yani 4000 kişiden 5000 kişiden 180 kişinin e, bunu yapıp diğer e, insanların hani sadece bakıp geçmesi her gün hoş değil tabii pek. Tabii bilirsiniz de yani bu adam hiç falan bilmiyor da diyebilirsiniz yani bir sürü bilen adam var ya Üstad Hoca falan biz biliyorsunuz öyle gariban bir adamız yani. Ee, şimdi yılan gene nereden dağıldım ya Allah'ım yarabbim ya. 2817 ile 2600 arası gidip geliyor S&P tarafı. Şimdi dün tabi burada e, 2646'da şöyle bir ters omuz baş omuz vardı. Buranın kırılmasıyla beraber 73'e kadar gitti. Buradan tekrar buraya düzeltti. Şimdi S&P tarafında önümüzdeki e, yarım saat, bir saat e, bu 2660 seviyesi önemli olacak. Şuradaki 2678 660 sıkışması vardı. Kırıp başlamıştı. Zaten ilk bir direnç yaptı. Tekrardan burası 660 önemli olacak. Buradaki çıkış trend desteği 2640'lara denk geliyor. Onun altında gene 2600 622'ler var. S&P'deki hareketin hızlanması için yukarı doğru 660 ve 678 dirençleri önemli. Dikkat etmekte fayda var. Günlükte bir toparlandı. Hani normalde baktığınız zaman bu toparlanma tekrardan en azından 678'lere doğru bir bir daha gitmek isteyebilir ama aşağı doğru düzelttiği zaman dikkat etmek lazım. Çünkü benim S&P çartı hakkında özellikle haftalık ve aylık çartlarda pek benim hoşuma gitmeyen bir çart. Özellikle bu 2600-2580 bandı S&P'de kırıldığı anda. Yani birazcık oralardaki satışların çok hızlanabileceğini düşünüyorum. En azından şöyle söyleyeyim. 2800-2600 bandında 200 puanlık bir bantta devamlı gidip gelen bir enstrüman en sonunda bu bandı kıracak ve bu boy kadar da yukarı koyacak veya aşağı koyacaktır. Bu sıkışma iyi izlenmeli. Petrol fiyatları... Ee, gene burada dönüyoruz, dolaşıyoruz. Geçen gün de söylediğim gibi. Yani bant hareketi yapmaya devam ediyor. Ee, bugünkü bantlar e, 59-66, yukarıda 61-10 direnci var. 61-10'u kırabilirse 62-17 direnci var. Ee, burada da genelde 63-60 ile... 5844 gibi bir geniş bir bantta yaklaşık 4-5 günden beri bir bant hareketi yapıyor. Birazcık tabii haber akışlı oluyoruz. ama dediğim gibi bugün için önemli pivot noktaları 61 on seviyesi önemli bir direnç. Şu anda 61 onun üzerinde 61 kırıklar var. Şu seviye 61, da üzerinde, 62, 17 var. Aşağı doğru e, düzeltirse tekrardan 60 ve 59, 66 seviyeleri var. E, günlük baktığınız zaman güç toplamaya çalışıyor, hala şu satışını sindirmesini yapmaya çalışıyor. Tepkileri kuvvetli değil, bu kadar sert bir satışa yani e, 20 dolara yakına, 20 dolara yakın inmiş bir enstrümanın e, 3-4 dolarda e, tepki yapması zayıf olduğunu gösterir. Burada e, birazcık daha şu aşırı satışın e, biraz sindirmesini yapıyor haftalıklarda. Farkındaysanız haftalıklarda çünkü ortalamalar çok yukarıda kaldı. Mesela Bollinger orta band 70 dolarlarda yani burası aslında grafiğin boş. Hani en ufak bir o petrol için olumlu haberde de yukarı doğru 70 dolarlara doğru çok sert de tepki verebilir. Ama e, o olumlu haberler gelmiyor. Hala bu düzeltme süreci burada devam ediyor. E, bunu göreceğiz. Şimdi e, bizim tabi dolar tarafına gelince dolarcılar dolarcıların biraz yüzü gülmeye başladı. E, günlüklerde iyice grafik dibini yapıyor. RSI tarafında hafif böyle bir pozitif uyuşmazlık başlayacak gibi yani şurada gördüğünüz şu tepe e, 5, e, 45, 5, 46 açı görmüştük. Bugün en yüksek 5.45'lerin üzerine atmaya başladı gibi RSI tarafında. Kuvvetleniyor. Zaten Bollinger bantları iyice daraldı. Alttan sardığını söylemiştik. Paraboliklerin al çıkardığını söylemiştik. Ee, artık hep yukarı doğru daha istekli olacak demiştik. Dün öf... Şimdi bir gün önce işte 30 3050 kırılmış hatırlıyorsanız 3050'den sonra şu 32 kırılmıştı. 35 32'ye gelmiş. 3050'ye kadar hatta sarkmış demiştik. 3050 destek olacak 32'nin altında. Buradan da 3050'den 40'a kadar sert bir kopuş olmuştu. Hem dolar endeksinin de kuvvetlenmesiyle beraber. Şimdi bugün ne oldu tabi? Bir gün önceki bu 35 direnci bize destek oldu. Dün dün 35-40 arasında 2-3 kere gitti geldi gitti geldi. Şimdi arkadaşlar gene hala şu yanlışları yapıyorsunuz. Merkez Bankası müdahale etti. Allah aşkına böyle şeyler konuşmayın. Cahil adamların konuştuğu şeyleri anlatmayın lütfen ve lütfen Merkez Bankası müdahale ettiğinden değil o anda içeride 5.40'ı kıracak bir senaryo olmuyor. Oradaki oyuncu da 5.40'tan veriyor. 5.35'ten oluyor. Bunu merkez, yani bunun Forex bacağı var. Bunun dünya var. yani dünyadaki fonlar Merkez Bankası dünyadaki fonları bastıramaz arkadaşlar. Bakın seni beni bastırır. Yani senin benim 5 bin dolarımı 100 bin dolarımı 1 milyon dolarımı bastırır. Ama yabancı geldiği zaman orayı kırdırmaya Merkez Bankası istediği kadar satsın. Yani nereye satıyor? Veya yani 7 liraya giderken Merkez Bankası niye tutamamış bu kuru? Yani bakın yani hala boş şeylere inanıp hala bunun üzerine stratejinizi kurup hala kendinizi kandır yani hayat devrimi ne? Ya kandırmayın kendinizi. Yani kardeşim bu 5.40'dan her seferinde buraya geldiğinde bakacaksın. Baktın momentum kesildi, aşağı döndü. Vereceksin bu kadar basit. Sana ne Merkez Bankası'ndan? Yani 40'tan vereceksin, 35'ten alacaksın. Sen de aynısını yapacaksın. Yani sen niçin hani 40'tan bu 45'e gitsin diye. Ya? Baktın 40 da her seferinde dönüyor. Hadi dedin ki kendi kendine, kendi analizinde. Merkez Bankası buradan müdahale ediyor dedin değil mi? E sen de müdahale et merkezle beraber. Merkezin yanında dur kavgada. De ki bak de baba geldi de. E ben de vereyim 40tan alayım da 35'ten. E işte sana bak kar kapısı. Yani niye yapmıyorsun? Merkez Bankası'nın üstüne mi oynuyorsun o zaman? Yani hani senin bakış açından anlatayım olayı. Yani sen çözmüşsün diyorsun ki 5.40'dan merkez müdahale ediyor. Güzel. E sen de müdahale et kura. Ver 2.000 dolarını, 10.000 dolarını. 35'ten yerine koy. Sonra dün koydun iki defa. Bugün 40'ı bir kısıyırır. 45'e 50'ye gider. Bakarsın. Sonra dersin ki Merkez Bankası 5.40'dan niye müdahale etmedi? Bu sefer merkeze kaydırırsın. Ya bırakın bu boş işleri ya. Ya boş boş işler ya. Yani Hakikaten şaşırıyorum ya. Vallahi ya yani bu kadar anlatıyoruz demek ki hakikaten beceremiyoruz. Beceremiyoruz zaten yani. Şey oluyor ya vallahi billahi arkaya ama. <laughs> Ay. Ya niye böyle oldum ben sabah sabah ya? Adam dün adamla konuşunca moralim bozuldu arkadaşlar. Hakikaten ee, şeyim ee, biraz şevkim de kırıldı, kızmaya başladım. Dün de bir tane e, bayan arkadaşımız Twitter'da, ablamız, bilmiyorum teyzemiz mi ne. Ee, herkes Twitter'dan teşekkür ediyor ya, bir sürü insanlar. Allah razı olsun, sağ ol abi falan diyor. Eyvallah yani hani biz yanlış da bilebiliriz, bunda sıkıntı yok. <laughs> Kadının bir gece 11'de mesaj atmış, beni yanılttınız diye. Ben de dedim dalga mı geçiyor acaba, merak ettim yani. Dedim yazdım, dedim yani anlamadım dedim. Siz dedi işte 5.37'ye gelir dediniz, beni yanılttınız falan. Ya şimdi aldım elime telefonu. Ulan dedim döşeneyim ama şimdi karşındaki bayan. Ya neyi döşeneceksin? Hangisine döşeneceksin? Hangisine ne anlatacaksın? Ya dedim lanet olsun hemen engelleyeyim ben bunu. Bundan mı uğraşacağım ya? Gecenin 11'inde benim enerjimi çalıyor. Yani bütün günün yorgunluğu televizyon karşısında oturuyorum. Ya bir tane birinin attığı mesajla mı uğraşacağım? Dedim sildim. Ha iki dakika sonra baktım YouTube'a girmiş. Oradan yazmış. Beni engellediğiniz ama işte beni yanılttınız. Cık. Arkadaş Ha, nasıl çeşitler var ya. <laughs> 150-200 kişi teşekkür ediyor, sağ olun diyor. Bir tanesi diyor ki beni yanılttınız. Şimdi hangisi doğru? Veya demek ki insanlar sizin söylediğinizden şimdi biri farklı bir şey çıkarıyor, biri farklı bir şey çıkarıyor. Hiç umurumda değil. Yani en ufak bir terbiyesizlik yapanı ki bu bence bu terbiyesizlik. Anladın biliyor muyum? Hani <laughs> siliyorum arkadaşlar. Uğraşamam yani. Öyle bir yani kendinizi düşünün. Hiçbir karşılık almadan bir şey veriyorsunuz ve azar işitiyorsunuz. Edersin ki ya kardeşim ben bunu niye yapıyorum ulan? Yani sen bugün bir doktora gidiyorsun, doktora gidip yani bir şey oluyorsun veya bugün bir danışmanlık alsara gidip hani ben mesela danışmanlık yapıyorum müşterilere. Müşteriler diyor ki oğlum diyor ya biz niye para ödüyoruz ki yani her gün video izleyelim. Gülüyor adamlar ama doğru söylüyor yani. E sen şimdi parasız bir şey oluyorsun. E bir de kaydırıyorsun bana. Allah, <laughs> ya diyor, vallahi bile çok ilginç insanlar ya. Yani parayla versen zaten parayla versen bir şey demez. Hani hemen bir şey olur. Aman der işte adamı kızdırmayayım falan. Parayla vermiyor ya orada basıp izliyor rahat rahat. Kaydırıyor sana. Sen diyor beni yanılttın diyor. Of. Aa, 5.40 önemli olacak. 5.35 önemli destek olacak. Arkadaşlar bu bandı iyi izleyin. Ee, şimdi tabi burada bugün işte DXA önemli olacak. 97.5'ü kırabilecek mi? Yoksa 97.35'i kırıp aşağı doğru bir düzeltme yapacak mı? Hani burada 35'i kırıp tekrardan 30 bandına gelebilir miyiz? Ee, hani içerideki haber akışı ne olur? Görmek lazım. Tabi 30'dan önce şurada bakın bir 33 sıkışması vardı. 33 direnci vardı. 33 direncini kırıp başlamıştı. Bakın şurada. 35'in altında bu 33 onlar, 33'ler destek olabilir. Onun altında gene 30-70, 30-50 var. Yukarı doğru buradaki düşüş trendi kırıldı gibi. Ama tabii ki şu 35-40 yatay bandı önemli. 40'ın üzerine... Geldiğimiz anda eğer dolar endeksi yukarı devam ediyorsa e, burada dikkat edin bu sefer. 40 devamı dönüyoruz. Burada ilk hedef buradaki 5000 lira çanağın hedefi 45 olacak. Esas 45'te sıkıntımız var. 45'in üzerinde sert geçerse e, 53 bandı açılacak arkadaşlar. İşte e, ilk başta bir e, 49 seviyeleri şuradaki şurası şu bölge. Ondan sonra da 53 50 bölgesi. Yani 45 çok önemli bir yer. Ciddi anlamda. O yüzden özellikle 40 ve 45 dirençlerinde dikkatli olun. Aşağı doğru 35 önümüzdeki 1 2 saat önemli destek noktası. 33 ve 30 seviyeleri var. borsa tarafında Dün demiştik tepkili açılacak diye 92 4 92 500 fiyat vermiştik 92 447'den döndü ee, 92 440'ları geçemedi buradaki yatay direncini. Ee, buradan tekrardan dün bütün dünyada aslında olumlu bir hava varken e, bizim borsamız yukarı gidemedi. Tabi bunda şu da var. Tabi ki doların bir anda 5.33'lerden 5.40'lara gitmesi, 35'e gelmesi, bir daha 40'a gitmesi tabi bu da borsa üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Şimdi bugün muhtemelen hani e, gene buralarda açılacak 92.500 gene önemli olacak. Aşağıda 91.600 çok önemli. E, iyi bir kapanış yapmadı sonuçta 15 dakikalıklardı ama hani gün sonu da birazcık iyi yılma oldu. 92.150 bugün önümüzdeki 2-3 saat önemli. 92.150 seviyeleri onun üzerinde 92.500 gene var. 92.500 kırılmadığı sürece hareket yukarı doğru sertleşmez. eğer dolarda 5.40'ın üzerine atarsa ee, S&P'de aşağı doğru düzeltme gelirse borsadaki satış 91.600'lere kadar devam edebilir gün içinde. 91.600'de kırarsa buradaki momentum'a dikkat etmekte fayda var. Ee, hareket birazcık daha hızlanabilir. Çünkü farkındaysanız burası devamlı döndüğü bir yer. 91.600 bu üçüncü gelişi. Ee, hani tekrardan buradan dönecek mi? İşte mesela yani şimdi... Desteği buluyorsunuz 91.600 güzel üçüncü gelişi bu. Şimdi bu burayı kıracak mı dönecek mi? Hikaye bu zaten. Şimdi yani bütün hikaye bu. Destek belli. Burayı kıracak mı? Tekrar dönecek mi? Başka bir hikaye yok. Bunun kararını nasıl vereceksiniz? Dolara bakacaksın, S&P'ye, yurt dışı borsalara bakacaksın. İçerideki ana endeks hisselerinde işte İş Bankası, Garanti, Akbank, Türk Hava Yolları, Ereğli, Kardemir buralarda bir satış mı var, alış mı var? Arkadaşlar bunların hepsi önemli. Yani diyoruz ya işte bir tane çizgi çizmekle trade edemezsiniz. O çizgiyi çizersiniz. O çizgiden dönecek mi kıracak mı? Bakın iki tane seçenek var. %50 %50. Yani hangisi? Güzel çizdin harika. Bak çizdin. Yani anaokul çocuğu da çizer bunu zaten. Bunu bilmek için hani çok zeki bir adam olmanıza gerek yok. Yani şimdi mesela dün diyorum ki 92.5'tan döner diyorum. İşte 92 440'tan Millet diyor ki bravo hocam falan. Ya ne bravosu abi işte bak bunu buraya koy. Sen de görüyorsun bunu. Benim bravoluk bir halim yok. Ben öyle zeki meki bir adam değilim. Matematiğim iyidir. O başka mesele de değilim yani. Sadece nereye ne çizeceğimi biliyorum. E yani oradan da dönüyor veya çıkıyor zaten. Yani hani ya, niye yalan söyleyeyim? Yani bu atta deve şeyler değil. Bunları siz de yapabilirsiniz. Ama önemli olan o seviyeye geldiği zaman kırıp kırmayacağını tahmin etmek. Diğer piyasalara bakın. Mesela dün S&P de 2645 kırarken tweet atıyorum. Diyorum ki bak kardeşim dikkat et. Burada ters omuz baş omuz var. Bu 2673'e kadar gidebilir. Bakın. Şimdi ah! Bak buradaki tweet 647 kırarken mesaj atmışım. 673'e gidebilir demişim. Şimdi al ah, 673'e gitmiş. E ben hani Amerika ekonomist miyim ben Amerika'da falan? Yok. Teknik analize bakıp buluyorum. Ha bu çok mu zor bir şey bunu buradaki direnci görmüyor musun? Görüyorsun. İşte ne bileyim şuradaki şunu belki görmeye yakalayabilirsin. Buraya kırdı mı long kaçıp işte yukarıda 673 bak burada daha önce destek yapmış. Buranın direnç olacağı belli. Bunlar zor şeyler değil. Ama işte hani ben daha demin kızdım ya bu merkez var. Bak. Arkadaşlar bakış açınızı değiştirin. Bakış açınızı değiştirir. Gerçek gerçek bir şekilde bakarsanız piyasaya siz de bunların hepsini yapabilirsiniz. Yani ben oz büyücüsü falan bir adam değilim yani. Sadece yıllardır ekmeğimi bu işten kazanan bir adamım. Yani beni diğer arkadaşlardan ayıran en büyük özellik o. Ben hardcore trade eden, para yöneten, işlem yapan bir adamım. Hayatımı böyle kazanan bir adamım 20 yıldan beri. Yani onlar yazıp çiziyor, onlar analist. Ben analist değilim zaten. Ama ben size kendi bakış açımı anlatmaya çalışıyorum. İşte 6 tane piyasaya bakıyorum. Adam yazıyor, çok konuşuyorsun diyor. İşte anladın mı? O yüzden yani dolarcılar diyor ki 12. dakikadan sonra izle. E işte 12. dakikadan sonra izle, hiçbir bok öğrenemezsin. Çünkü sana o ilk 12 dakikayı izlemen lazım zaten, İzlemen gereken izleyeceksin ki o gün dolara nasıl bakacağını anlayacaksın. Ama sen mal gibi 12. dakikadan sonra izlersen işte öyle bakarsın. İşte A kırdı, A indi, beni yanılttı. Aa işte olmaz işte öyle. İşte bilgi, bilgi edineceksin. Sen benden bilgi öğren ne yapacaksın? ben? Yani ben çok akıllı bir adam değilim ya. Sen belki benden çok daha akıllı bir adamsın abi. El elden üstündür yani. Biz öyle çok zeki insanlar değiliz. Sadece doğru bakıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Baktığımız işi de öğretmek istiyoruz. Ama <laughs> öğrenmeye çalışan adam var. Not oluyor adam. Bayılıyorum böyle. Atıyorlar mesaj. anlıyorum Adama bak ne güzel diyorum. bak, Ne kadar verilen şeye sahip. Bu, zaten o insanlar beni biraz da böyle motive ediyorlar. Sonra bakıyorsun bir tanesi de kaydırıyor gecenin bir saati sana. Niye böyle bir şeye ihtiyacın varsa... <laughs> ya ben niye? Arkadaşlar valla zaman azalıyorum ama hakikaten yani insanız bakın hepinizin başına geliyordur işinizde gücünüzde. Yani insanlara bir şey vermeye çalışıyorsunuz karşılığında fırça yiyorsunuz ya. Yani hakikaten fırça yiyorsunuz ya. Düşünsenize kendinizi ya bir şey yapmaya çalışıyorsunuz karşılığındaki alay ediyor. Veya fırça alıyor seni dersin ki en son ya bırak kardeşim ben niye uğraşıyorum ki dersin. Demez misin dersin bak kendini koy. Bak emin ol dersin çoktan bırakırsın. Yani her gün bir saat erken kalkıp video çekiyorsun. Koyuyorsun. Twitter onu atıyorsun. Bunu atıyorsun. Aa, adam giydiriyor veya işte 180 kişi beğeniyor. Öbürüne bakıyorsun dolar 20 lira olacak diyor. Herifi 15 bin kişi izliyor. Ya arkadaş diyorsun ki o zaman demek ki ben bir bok bilmiyorum. Adam biliyor. Adam haklı. Bak adam bu kadar kişiye hitap ediyor. Biz ulaşamıyoruz. Ne bileyim adam 40 yıllık koca çıkıyor diyor ki bana diyor abone olun diyor. Beni beğenin diyor. Biz demiyoruz. Ama ya kardeşim verilen emeğe de bir saygı olsun ya. <laughs> Herkese iyi günler arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Ben böyle bugün kendi kendime söylendim. Beni bugün dün o bir, o kadınla beni dün o arkadaşım konuştuğum arkadaşım biraz doldurdu. Biraz motivasyonum çok bozuldu. Size de paylaşmak istedim. Hakikaten sağ olun. Çok e, bakın herkese de ismen tanıyorum Herkesi yazıyor Çünkü her yazılanı okuyorum. Her yazılanı okuyorum. Eee Herkes de isim aşağı yukarı tonuyorum. Bir 100-150 kişi var hakikaten. Ee, yani verdiğim hakikaten emek helal olsun. Her gün yazıyorlar. Ee, sıcak Abi günaydın diyor. Bilmiyorum. Hani bana öyle kralsın falan da demeyin. Böyle şeyler hani kral olacak ne var yani. Üstat hocayı sevmiyorum. Artık bu kral lafını falan da sevmiyorum. Burak'cığım de, Burak kardeşim de. Hani böyle beni gazlamayın yani. Gerek yok biz. Yani ne burada şey mi eşkıya hükümdar olmaz, reis meis bilmem ne. Öyle şeylere gerek yok ya. Burak'cığım de, Burak kardeşim de. Başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. Herkese iyi günler. İnşallah ters bir gün olmaz. Dediğim gibi şu 5.35'e dikkat. Altta 5.33'e dikkat. 5.40'a yukarıda dikkat. Yıl sonuna doğru bu 5.40 ve 5.45 önemli olacak. Bunu ne tetikleyebilir? Dolar endeksi tetikleyebilir yukarı doğru. işte içerideki bir konjöktürel gelişme, siyasi gelişme tetikleyebilir. 5.40 ve 5.45'e dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Herkese iyi günler.